Selam, merhaba. Bugün size ben Kirke'yi biraz anlatmak istiyorum. Çok güzel, sürükleyici Yunan mitolojisini anlatıyor. Eğer sizler Yunan mitolojisini şu kadarcık merak ettiyseniz fakat çok karışık bulduğunuz için bakmadıysanız, kim kimin nesi, kim kimin çocuğu, Zeus'un kaç çocuğu var falan böyle şeylere daha önce bakmadıysanız ama ilgileniyorsanız ve masalsı şeylerden hoşlanıyorsanız çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben Kirke, kitabın adı Kirke, Helios'un kızı. Helios büyük tanrılardan biri ve burada şeyi merak ediyorsanız mesela Zeus, niye Zeus? Zeus babasına isyan ediyor ve babasını öldürüyor. Babasından ayrılıyor, Olimpos'a yerleşiyor. Olimpos'ta daha yüksek tanrılar var. Çünkü diğer tanrılara Titan deniyor artık. Olimposlularla diğer tanrılar kavga ediyor. Ve Zeus kendi imparatorluğunu kuruyor. Titanlar Zeus'a boyun eğiyor. Eyvallah diyorlar yani. Ve Zeus'un egemenliğinde evreni, dünyayı, o zaman evren zaten evren diye bir şey yok herhalde. Uzay muzay tanrısı yok. Yönetmeye başlıyorlar. İşte rüzgar tanrıları, deniz tanrıları. Ondan sonracığıma küçük küçük yani bu arada hiyerarşisi var tanrılığın. Alt tanrılar var. Büyük tanrıların yanında alt tanrılar da var. Mesela Hermes'i hep merak etmişimdir. Hermes ticaret tanrısı. Bayağı da yalancı bir tanrı. En büyük görevi insanları aldatmak. Aldatıyor. Yani Hermes'in ne kadar güvenilir olduğunu kitapta göreceksiniz. Ve ölüme hazırlıyor sizi. Ruhlar dünyasına götürüyor. Kirke, Helios'un kızı, Güneş'in kızı. Annesi Nimfa, çok güçlü bir tanrı değil, büyücü. En önemli özelliği bu. Onun yolculuğunu okuyorsunuz ama size çok çok uzaklara, çok çok yakınlara götürüyor. Ben okurken çok iyi vakit geçirdim, büyülendim. Çok güzel akıcı, masalsı bir dili var ve içinde de gerçekten kendimden bir şeyler de buldum. Sizlerin de bulabileceğinizi düşünüyorum. Ve tanrılarla ilgili. Mesela burada tanrılar zalim ve genellikle tanrıların vicdansızlığından bahsediliyor. Ben okurken açıkçası çok çok yerin altını da çizdim. Ve çok hoşuma gitti. Size kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu karantina günlerinde çok zevk alacağınızı düşünüyorum. Bu kitap çok uzun değil, çok kalın değil. Çok kolay bir dille yazılmış. Ve çok eğlenceli. Görüşmek üzere.